Peki kimlere obezite cerrahisi bugünkü konumuz hani uygulanıyor? Şimdi, obezite cerrahisini biz uygularken öncelikle hasta değerlendirmesi çok önemli. Bu işten fayda görecek, bu işi isteyen ve bu yaşadığı hayat kalitesi düşüklüğünden şikayetçi olan, bunu kafaya koymuş insanlarla yola çıkmak lazım. Bunu isteyen, talep eden bir hastaya biz görüştüğümüzde beklentileri nelerdir? Pek çok rahatsızlığa neden oluyor. Bazı hastalar psikososyal yönden, yani psikolojik olarak bundan rahatsızlık duyuyor. Bazı hastalar sosyal çevresiyle ilişkide. Ama biz hekimler için bunun birincil önemi ne sebep olduğu sağlık problemleri. Yani benim çok yakın zamanda ameliyat ettiğim 22 yaşında hastamın iki tane tansiyon ilacı kullanıyor ve 240'lara ulaşan yüksek tansiyon değeriyle geziyor. 22 yaşında bir genç. Bunlara baktığımız zaman bir, öncelikle sağlık problemlerinden kurtulmak olan isteyen insanlar. İki, obezitenin yarattığı psikolojik bir baskı ile kendisinde huzursuzluk ya da hisseden insanlar ve bunun sosyal etkilerini yaşayan insanlar. Bunun amacı nedir? Daha uzun süreli kalıcı bir zayıflama sağlamak. Bu kalıcı zayıflamayla bir yaşam tarzı haline getirmiş insanlarda kalıcı zayıflamayı sağlayarak hayat kalitesini, yaşam kalitesini arttırmak. Artık rakamlar olarak biliyoruz ki bu ameliyatı geçirmiş ve kalıcı olarak zayıflamayı yaşamış insanlarda yaşam kalitesi %95 civarında artmakta. Evet. Bu oldukça, hani insanız hepimiz, bizim hayatımızdaki en kıymetli şey zamanımız. Hiç kimse hani paraya da sahip olabilir, işe de sahip olabilir ama zamanını geri kazanamaz. Ve bu yaşamı, zamanı kaliteli yaşamak herkesin, insanların elinde. Obezite tedavisi için hangi yöntemler mevcuttur? Obezite ameliyatıyla diyabetten kurtulabilir miyiz? Gibi sorularım evet, var arka arkaya. Bunlar birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Obezite ameliyatları yıllar içerisinde, hani sadece ameliyat, şişmanlık ameliyatı olarak önceleri bilinen şeyler, artık çok büyük bir sektör ve büyük araştırma konuları haline geldi. Çok değişik ameliyat yöntemlerimiz gelişti. Bazen bunlarda hastaya göre de karar verebildiğimiz, bazen iki basamaklı yöntemler yapabildiğimiz ameliyatlar mevcut. Şu anda tüm dünyada en popüler uygulanan, en çok uygulanan ameliyat yöntemi tüp mide ameliyatı. Hastalar bunu tüp mide ameliyatı deyince hani bir yabancı tüp mü takıyorlar sorularıyla çok karşılaşıyoruz. Hayır, bu sadece mideyi şekillendirdiğimiz yapıdan dolayı. Burada bir örneğini getirdim. Evet hocam, merak hani, ediyoruz gerçekten. Bunun etkisi nasıl oluyor? Bu bildiğimiz bir mide yapısı, bütün hali bu şekilde. Evet, öyle tutalım hocam, güzel. Ameliyatta yaklaşık %80'lik kısmını çıkardığımız zaman burada bir tüp şekli kalıyor. Şimdi bir mideyi torba gibi düşündüğümüzde biz bunu darlığa neden olmadan ya da düzgün bir şekilde çıkartabilmek için ameliyat esnasında yemek borusundan buranın içerisine bir kalınlığı belirleyecek bir tüp yerleştiriyoruz. Bu tüpü ameliyat biterken çıkartıyoruz. Bu tüpün şeklinden dolayı bu ameliyatın adı tüp mide ameliyatı. Bir tüp koymuyorsunuz. Aynı, yani çalışırken bir şey yapıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Sonrasında. Şimdi bu çıkarttığımız şey sadece kısıtlayıcı değil. Bunun hormonal etkileri de var. Bu çok önemli. Hastalarda bunun başarısı niye bu kadar önemli? Ön plana çıkıyor. Şimdi bu çıkarttığımız midenin bu kısmından, kubbe kısmından bir açlık hormonu var. Bizim beynimize açım mesajı gönderen grelin hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormon üreten merkez de ameliyat sırasında çıkartıldığı için hastalardaki aslında en büyük değişiklik bu kısıtlayıcı hacmin yanında artık eskisi gibi aç hissetmemeleri. Hastalarımızdan aldığımız geri dönüşlerde en çok konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, çünkü biz ekip olarak bu işle ciddi uğraşıyoruz ve hastalarımız hani ameliyat ettim artık başının çaresine bak şeklinde değil. Bunları hastalarımız artık bizim arkadaşımız, ailemizin bir parçası gibi uzun süre bu insanlarla yolda beraber oluyoruz. Çünkü zaman zaman motivasyon desteğini, zaman zaman durmalarda, çünkü bu sadece ameliyat oldum her ay şu kadar kilo veriyorum şeklinde gitmiyor. Arada yanlışlar yapılıyor, arada değişiklikler yapılması, arada tedaviler uygulanması gerekiyor. Bu sırada biz hastaların yanında oluyoruz. Burada hastalardan geri dönüşlerde aldığımız çok bir bilgi. Artık çok sevdiğim bir yemek dahi olsa 3-4 kaşık yiyorum, doyduğumu hissediyorum. Hani önceden iki tabak yediğim, böyle canımın istediği şeyi beni psikolojik olarak tatmin ediyor. Bu hormonal etkileriyle bu ameliyatın başarısı oldukça yüksek bir oranda ortaya çıkıyor. Evet.